Herkese tatlı sanatı mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli bir o kadar da pratik tencerede tavuk tarifim var. Mangalda pişmiş gibi çok lezzetli olan bu tavuk tarifimi sizlerde evinizde mutlaka deneyin. Hemen tarifime geçelim. Öncelikle tavuğumuzun sosunu yapmakla başlayabiliriz. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımızı uygun bir kabımıza alalım. 3 diş sarımsağımızı ezip ekleyelim. 1 yemek kaşığı yoğurdumuzu ve 1 tatlı kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Baharat olarak 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı kekiğimizi ilave edelim. Tuzun miktarını damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Sos malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce karıştıralım. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra 6 adet tavuk bagetimizi sosumuzun içerisine koyalım ve güzelce karıştıralım. Bu arada 3 adet patatesimizin kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğradım. Öncelikle tavuklarımızı soslayacağız. Sonra da patateslerimizi ekleyip hepsini güzel bir şekilde sosa bulayarak harmanlayacağız. Tavuklarımızı güzelce sosumuza buladıktan sonra büyük boy pilavlık tencerede veya büyük boy karnıyarık tenceresinde tavuklarımızı pişireceğiz. Öncelikle yağlı kağıdımızı güzelce tenceremize koyalım. Üzerine sosladığımız tavuklarımızı dizelim. Tavuklarımızı sosladığımız sosumuzun içerisine patateslerimizi de ilave edip güzelce kalan sosla patateslerimizi de soslayalım. Tavukla patateslerimizi tencerede aynı anda pişireceğiz. Her ikisi de aynı sürede güzel bir şekilde lokum gibi piştiği için tenceremizde çok rahat bir şekilde hepsini birlikte pişirebilirsiniz. Patateslerimi güzelce elimle sosa iyice buluyorum. İnanılmaz lezzetli bir sos oluyor. Hem sebzelere hem de tavuğa çok yakışan bir sos. Dilerseniz tencerede tavuk baget yaparken içerisine biber de ekleyebilirsiniz. Biberleri de aynı şekilde bu sosa batırıp tencerenizde yerleştirip pişirebilirsiniz. Öncelikle tavuklarımızı dizdim. Şimdi de sosladığım patateslerimi boş kalan yerlere yerleştiriyorum. Tavuklarımızı patateslerimizi dizdikten sonra üzerine bir yağlı kağıtla her tarafını kapatacak şekilde örtelim. Yağlı kağıdımızı serdikten sonra tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın en büyük gözünde tavuklarımızı pişirelim. Yaklaşık 25 dakika kadar ön pişirim yapıyoruz. Zaten tavukların böyle çıtırtısını duyduktan sonra tencerenin kapağını açıp tavuklarımızı tersini çeviriyoruz ve o şekilde tekrardan bir 20-25 dakika kadar daha pişirelim toplamda 50 dakika kadar yemeğimizi pişirmiş oluyoruz. Hemen tenceremizin kapağını açalım ve yağlı kağıdımızı kaldırdıktan sonra bir çatal yardımıyla tavuklarımızı tersini çevirelim. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Tam böyle mangalda pişmiş gibi o lezzette yemek oldu. Sizler de deneyin denedikten sonra bana hak vereceğinize eminim. Çok beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler sunup paylaşabilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Böylelikle bana destek olmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.